Siyaset kültüründen bütün Türkiye'ye, Halk TV'nin o güzel, kıymetli izleyicilerine mutlu bayramlar diliyorum. Güzel bir bayram olsun. Biliyorum ki Halk TV izleyicilerinin bayramı biraz ertelendi. Yani 23 Haziran herhalde onlar için bayram tarihi açısından daha anlamlı bir tarih diyebileceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bu akşam evinizdeyiz. Ve her hafta sonu, bazı hafta sonları bizle birlikte olurdu. Ben ona Tebrizli filozof diyorum. O buna itiraz etse de doçent doktor Anuşirvan Miyanji bu akşam bizimle birlikte. Sayın Miyanji hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani doçent değilim ama tabii doktora derecemiz var ama Allah söyletti herhalde. Belki doçent de oluruz. Doçent ardından profesörlük bekliyoruz zaten. O Tebriz'den geldi. Bir Türk gibi, bizim gibi yaşıyor. Biraz önce bizim odadaydı. Halk TV'deki oda bizim odamız değil. Herkesin odasıdır orası. Orada bir fotoğraf çektirdik ve paylaştık. Bana dedi ki, Mareşal'in fotoğrafının altına gidelim dedi. Atatürk'ün fotoğrafının altında bir poz verdik ve o pozu sosyal medyada paylaştık. Soru ve görüşleriniz de bu akşam programa katkı yapabilirsiniz. Bu akşam güncel siyasetten başlayacağız. Hem güncel siyaseti konuşacağız. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz fırtınasını konuşacağız. Karadeniz turunu Trabzon, Giresun ve Ordu bugün Ekrem İmamoğlu'nu hakikaten de bağrına bastı. Doğduğu kentteydi, Trabzon'daydı Ekrem İmamoğlu. Çocukluğunda dolaştığı o meydanda bir gün gelip on binlerce insana hitap edeceğini, İstanbul'u almak için hitap edeceğini belki de aklının ucundan geçirmemiştir. İşte o görüntüler geliyor. Ekrem İmamoğlu bugün Trabzon'daydı ve siyaset sosyolojisi açısından bakacağız bugünkü o tabloyu. Miyanji ile birlikte değerlendireceğiz. Miyanji, bugün memleketine gitti bir siyaset adamı. İstanbul adayıydı. Seçimi kazandı. Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını aldı elinden. Ver onu dedi. Bir daha seçime git dedi. Bir daha kazanırsan vereceğiz dedi. Şimdi onu bekliyor Ekrem İmamoğlu ve ona da bazı siyasiler Rum olduğu yönünde yakıştırmalarda bulunmuştu. Aslında ona en büyük tepkiyi Trabzon memleketi verdi. Bugün gitti memleketindeki insanlarla kucaklaştı. Bunu siyaset sosyolojisi açısından Miyanji nasıl değerlendirir? Böyle başlayalım istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Asker, güven kavramı, güven müessesesi nasıl tesis edilir? Yani nasıl birisine güveniriz? Bu sadece siyasette değil, bu gündelik hayatta da. Bir insan söylediği, düşündüğüyle uyum içinde ise, yani düşündüğü gibi konuşuyorsa ya da niyetiyle söylemi ve eylemi bir paralellik gösteriyorsa bu karşılıklı güven oluşturur. Ancak bir kişi başka şey düşünüp başka şey söylüyorsa ne demek isteyip ne demek istemediği belirsizlik içerir. Belirsizliğin olduğu yerde bilgiye ulaşamazsınız. Bilgiye ulaşma zamanında güven tesis edemezsiniz. Güvenemezsiniz ve üretim düşer. Buradaki bu arkamızdaki görüntüde, bugünkü cehennemden siyasi gerçeklikte ifadelerle niyetler paralellik gösterdiği için güven tesis edilmiştir. Onun için insanlar bağrına basıyor, hoşuna gidiyor. Yani insanlar güveneceği liderler istiyor. Bu çok önemli bir şey, eşik. Siyaset kültüründe ve siyaset sosyolojisinde güvenebilecekleri bir lider istiyorlar. Tabii bir yöneticilerle toplumu bir insan vücuduna benzediysek yöneticiler baş ise gövde de toplumdur. Sonuçta iyi yöneticiler şarttır. Tabii ki iyi yöneticiler iyi toplumdan çıkar. Bu biliyorsunuz hep örnekleri vardır. Yumurta mı tavuktan, tavuk yumurtadan. Yani bu siyaset sosyolojisinde çok tartışılır. Yani iyi bir yönetici bulursak mı toplum iyi olur yoksa şey olursa. Şimdi Türkiye'deki durum çok kritik bir şeydir. Çünkü toplum böyle 50-50 bir sınırda gidiyor. Yani toplumun %50'sinin kafası net, geleceğe bakmak istiyor ve bu cumhuriyetin değerlerini özümsemiş, bunun bilincinde, bu güncel dünyadaki normları takip eden toplum. Toplumun %50'sinde kafası karışık. Şimdi burada iyi bir yönetici, samimi, içten ve dokunulmazlık diyoruz ya, burada tam tersi. Dokunabilecek bir yönetici istiyorlar. Dokunabilecek ve dokunabiliyorlar. Yani sokakta o yöneticiye dokunabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Bir de ben bir şey fark ettim.
Sayın İmamoğlu'nun büyük annesiyle bir fotoğrafı var. Bu çocuk gelişiminde çok önemli. Yani büyük anne, anne ve torunlar bir arada yaşadığı zaman bu çocuklar değerleri daha olgun yetişiyor bu çocuklar. Yani bu torunlar yani daha olgun. Yani aile kavramının önemini ortaya koyuyor. Bir bütünlüğü görüyor. Ve bu evet. Bütün dünya siyasetinde de böyledir. Evet. Yani Tony Blair eşiyle, eski İngiltere Başbakanı eşiyle görünürdü. Merkel çocuklarıyla hep pozlar verirdi. Schröder ailesiyle çok sık görünürdü. Almanya aile Başbakanı. Kavramı o bütün. Olof Palme ailesiyle tabii, çok sık görünürdü. Tabii. Bu şeyin değerleri hem uygulamak hem onları yaşatmak toplumda rol model oluşturuyor. Yani biz heterojen bir toplulukla karşı karşıyayız. Yani toplumda herkes aynı eğitim seviyesinde değil, herkes aynı bakış açısında değildir. O zaman mesela örnek veriyorum, bir topluma bir şey anlatırken kime göre anlatmamız gerekiyor? Tabii ki en alt seviyeye göre anlatmak gerekir. Çünkü mesele o entelektüel grubu alıp onunla beraber gitmek değil, mesele toplumun tamamını. Ben üniversitede yıllarca öğretmenlik yaptım, okullarda da ders verdim. Sınıftaki yavaş gelen öğrenciyi örnek alıp ona göre ders anlatmak gerekiyor. Onu siz geliştiğiniz zaman sınıfın tamamı da alıp yükselir. Şimdi toplumda insan ilişkileri, aile ilişkileri işte bak, buradaki fotoğraf geliyor Sayın Meyancı. Evet. İşte. Evet, evet. İşte bu fotoğraflar insanların bilinç altında çok olumlu etkiler yaratıyor. Yani bu aile bunlar uzun zaman yıllar içinde tesis edilen olgunlaşan ilişkilerdir. Bu güven, samimiyet ve bu aile içi ahlaki normların oluşması toplumda rol model oluşturur. Onun için yöneticiler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani yöneticiler bizim mesela en yaygın sıkıntının birisi şu. Güvendiğimiz birisi başka bir ortamda farklı bir karakteri sergiliyorsa o zaman bizim güvenimiz sarsılıyor. Zaten güven çok zor tesis edilen ama çok kolay elden giden bir şeydir. Onun için bir insanda iki tane kişilik olmaz. Bir insanda üç tane kişilik olmaz. Bir insanda bir tane kişilik olur. Bir insanda ahlak da iki tane ahlak olur. İki tane. Ben hastanede farklı bir ahlak normlarına göre hareket edeyim. Ancak hastane dışına çıktığımda kimse bana karşılamaz diyemezsiniz. Siz ünlü bir cerrahsanız sizi dışarıda gördükleri zaman bu adam böyleydi, niye burada böyle yaptı dedi. İnsanlar bunu görür. Onun için psikoloji kitaplarında şöyle yazar. Çocuklar anne babalarının dediğini yapmaz, yaptığını yapar. Evet. Şimdi buradaki çok önemli bir tane eşik var. Müsaadenizle onu paylaşmak istiyorum. Buyurun. O da şu. Eğer gençler bir siyasetçinin onlardan birisi olduğunu, ulaşılabilir olduğunu, onlar gibi işte ekmek yediğini, onlarla konuştuğunu, onları dinlediğini görürse bu defa siyasete katılma isteği oluşabilir, motivasyonu oluşabilir. Ama eğer ulaşılmaz, ütopik bir model üzerinden tanıtırsanız siyasetçileri, çocuklar apolitik olur. Evet. Apolitik olmaları da iyi bir şey değil. Çünkü şu anda benim geleceğim 20 sene iken sizin faydalı ömrünüz 20 seneyken, 20 yaşta gencin faydalı ömrü 70 sene. Yani önünde 70 senesi, 80 senesi ve 50 senesi olan çocuk var. Kim daha uzun yaşayacaksa bu siyaset onu daha çok etkileyecek. Yani bugün Türkiye'deki politikalar 90 yaşındaki bir kişiyi ne kadar etkiler, 20 yaşındaki bir genci ne kadar etkiler. Tabii ki 20 yaşındaki genci daha çok etkiliyor. Çünkü onun süresi daha uzun. Faydalı ömrü önündeki süre daha uzun. Onun için gençlerin politika katılması çok çok önemli. Çünkü bu daha çok onların meselesi. Bu gençler şunu biliyor. Dünyadaki her şey bir dünya, işte küreselleşme diyoruz ama bir kasabaya dönüştü dünya. Yani siz cep telefonunuza 20 bin kilometreyi arayabiliyorsunuz. Amerika'daki bir olayı 2 dakika sonra sizin televizyon yayınlıyor. 2 dakika sonra haberler ulaşıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir deprem olduğunda yarım saat sonra dünyada herkesin haberi var. Bu IT dediğimiz information technology, enformasyon teknoloji, bilgi teknolojisi çağı bunu getirdiği için dünyadaki evrensel normlardan bağımsız bir model, bir ülke gelişmek artı söz konusu değil. Şurada ilginç bir şey söyleyeyim. Küreselleşme icat eden ülkeler kendileri de küreselleşiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyayı küreselleştirirken dünya da Amerika Birleşik Devletleri'ni değiştiriyor. Ya şimdi mesela çok basit. Müzikte görebiliyorsunuz.
melodiler değişiyor. Yani hepsi rap değil, gidiyorsun doğu melodilerini alıyorlar. Doğu melodilerinden etkileniyor. Ya da işte sporcular da bakıyorsun, hepsi Amerikalı, sonra bir de bakıyorsun başka ülkelerden de sporcular geliyor. Yani bu hepimizi etkiliyor. Evet. Bu bir dünyada bir değişen bir sosyoloji. Onun için gençlerin politikaya ilgi göstermesi, tabii sadece politik böyle yani şey heyecan anlamda değil, politik metinler de okumalıyız. Mesela Platon'un Devlet kitabı mesela, bu çok güzel bir referanstır. Evet, çok eski bir kitaptır bu ama. Bu kitap bizde evet. Yani şu an benim işte kütüphanemde, evdeki kütüphanemde de burada da önemli bir başyapıttır. Republic İngilizcesi. Yani şimdi devleti ele aldığımız zaman, evet şimdi daha net görünüyor. Devleti ele aldığımız zaman Platon'un Devlet kitabında çağımıza neyi uyarlamamız gerekir? Şimdi Platon, tabii Platon biliyorsunuz Platon'un yazdıkları Sokrates, yani Sokrates'i yazmıştır. Hı hı. Şimdi savunmasını Sokrates, Platon'un hocası. Hı hı. Şimdi Platonik, yani Platon'un bir diyalektiği vardır. Platon'un diyalektiği, ki bu devlette de bunu görüyoruz, siyahın karşısına sadece beyazı koymak değildir. Siyahın karşısında beyazı da, soru ve görüşleri yazabiliriz arkadaşlar. Yeşil de diğer tüm renkleri tek tek kıyaslamaktır. Yani Platonik düşünce, Platon'un düşünce tarzı işi ağırdan almak ve uzun uzun geniş bir spektrum, geniş bir bakış açısından ele almak. 360 derece bakmakta, holistik düşünmek. Böyle dar bir, biz at gözlü diyoruz, çok güzel bir ifade. At gözlü de değil, geniş bir kapsamdan bakmak. Şimdi Platon Devlet kitabında en önemli orada şey diyor ya, işte ya filozoflar yönetici olmalı ya yöneticiler filozof olmalı. Oradaki amacı filozofları politika sokmak değildir. Oradaki amacı düşünme yöntemlerinin, siyasetin de düşünme yöntemlerinin geçici pansuman yöntemleri değil de kalıcı yöntemler olması. Yani siyasetçiler toplumdaki sorunları ele alırken, yani halk sandığa gidip siyasetçiye seçtiği zaman toplumdaki problemleri çözme yetkisini onlara verirken, en iyi arabalar, en iyi binalar, en iyi maaşlar, her şey, tüm imkanları sunarken bu çözümleri geçici pansuman çözümler değil, kalıcı çözümler getirmesi. Ama kalıcı çözümler getirmesi için öncelik sıralaması çok önemli. Sayın Asker. Hı hı. Neyi öncelik? Şimdi sizi odada konuşurken siyasetteki altı altın kuralınız evet. Vardı. Onu bir okuyup paylaşabilir misiniz izleyicilerle? Bakın, birinci kural ahlaklı olmaktır. Neden? Çünkü hukuk icat eden ahlaktır. Evet. Çünkü ahlakın yazı hali hukuk. Ahlakı kimle icat eder? Zayıflar. Çünkü zayıf nasıl olacak? Şimdi erkek kaba kuvveti var, kadının kaba kuvveti yok ama hukuku var. Hukuku icat eden ahlaktır. Ahlak bunu düşünerek yazılı hale getirmiştir. Birinci kural ahlaklı olmaktır. İkinci, yani bunlar Mianji siyasetin altın kurallarını tabii anlatıyor. Tabii bunlar böyle İngilizceleri falan siyaseti İngilizce yazarsanız siyasetin kuralları, mesela yönetici kuralları falan böyle internette çıkar, böyle özetle 10 kural, 12 kural, 15 kural var. Ama bunlar zaten Avrupa'da ilkokullarda falan çocuklara verilir. İkincisi, sıradan insanlara rahat bırakmak gerekir. Sıradan insanlar. Dikkat edin, gelişmiş ülkelerde sıradan insanlara kimse karışmaz. Ya şu saatte bunu mu yaptı, şu saatte şunu yaptı, bunu yapamazsınız, buraya gidemezsiniz, şurada oturamazsınız, şunu içemezsiniz, şunu yapamazsınız. İnsanların özgürlüklerine saygı duymak gerekir. Özgürlüklere saygı. Ancak çünkü özgür bir toplumda inovasyon, yenilik olur, yeni fikirler ortaya çıkar. Ya ama yeni fikirler ülkemize baktığımız zaman yüzlerce gazeteci cezaevinde. Biz özgürlük normlarında geri gidiyoruz. Üzgünüm. Evet. Geri gidiyoruz. Onun için şimdi Türkiye'deki toplum inanılmaz bir eşikte, farkında. İşte toplum yani bunu mu? Seçimde bunu mu oynayacak? Şimdi toplum birdenbire tepki vermez. Toplumların tepkileri yavaştır. Yani 80 milyonu birden yarın sabah şunu yap diyemezsiniz. Çünkü şeylerin, kimyasalların kaynama noktaları farklıdır. İnsanların da kaynama noktaları farklıdır. Yani şimdi her kimyasal aynı derecede kaynamaz. Ama bir derece vardır. Yani siz 1000 derece çıkarttığınız zaman tüm kimyasallarla kaynadığını görürsünüz. Yani toplum bir yere gelir. Nasıl olur bu? Toplumda fark. Ya çok
radikal bir şey olur, bir kutsal üzerine olur. Yani bir, böyle bir savaş durumu olur, bir şey olur, bir toplum bir tepki verir. Ya da mesela ekonomik olur. Şimdi dünyada ekonomi, toplumlara ekonomi dizayn ediyor. Neden? Çünkü toplumlar ekonomi göre kendini tasarlıyorlar. Toplum kendisi ekonomiyi tasarladığı zaman, yani siz elektriği parayla alıyorsanız, suyu parayla alıyorsanız, interneti parayla alıyorsanız, para olmadığı zaman bu hizmetler duruyor. Dolayısıyla toplum ekonomik olarak, şu anda mesela Türkiye ekonomik olarak alım gücünün düştüğünü görüyor. Ve toplumdaki tüm tabakalar bunun farkında. Yani zengin de bunun farkında, fakir de farkında. O zaman ne oluyor? Toplum şunu soruyor. Türkiye 10 sene sonra hangi ligde olacak? Yani Avrupa'da mı olacak? Yoksa mesela gidip Orta Doğu ya da işte şuradaki gelişmekte olanla gelişmeyenlerin arasında sıkışmış kalmış böyle üçüncü dünya ülkelerin ligine mi düşecek? Çünkü futbolda da siz bilirsiniz. Yani ligden düşen ne oldu? Düştü mü? Öteki lige, ikinci lige, alt lige girer. Şimdi bu bir de prestij kaybıdır. Oyuncunun hepsi kötü anlamına gelmez. O takımda iyi oyuncular da olabilir ama toplamda bu böyle oluyor. Hı hı. Şimdi bir gemi olayları, biz hep gemi diyoruz. Gemi batarken kaptan da batıyor. Kaptan profesyoneldir ama gemi batarken kaptan da batıyor gemiyle beraber. Fark etmiyor. Dolayısıyla toplum şu anda o eşiğinin farkında. O eşiğin farkında olduğu için hassasiyet derecesi arttı. Şu anda ben politik zekanın, politik bilincin toplumda hızlı şekilde arttığını düşünüyorum. Yani toplum farkındalığı artıyor. Çünkü canı yanıyor. Hani toplumların öğrenme teknikleri var. Savaşlar mesela işte Japon toplumu atom bombası. Ben bir Japon'la konuşuyordum. Dedim ki bu atom bombası, Hiroşima Nagasaki'deki atom bombası sonra Japon toplumu ne öğrendiniz? Dedi ki şunu öğrendik. Samuraydı, bu iş olmaz. Bitti. Samuray bitti. Kılıçlı olmuyor bu iş. Anladık biz. O zaman transistörü icat etme. Kazıyor. İsviçre'deki tüm saat fabrikalarını hepsini batırdı. Japonlar müthiş bir inovasyon yaptı. Neden? Çünkü hatasından ders aldı. Peki bu toplumda nasıl gelişiyor? Bu toplumlar şu mu? Hatalarını kabul ettikleri zaman gelişiyorlar. Hatayı görmezden gelebilirsiniz ama hata sizi görmezden gelmez. Hakikati görmezden gelebilirsiniz ama hakikat sizi görmezden gelmez. Hakikat sizi bulur. Onun için mesela Kızılderiler der, ne kadar kaçarsan kaç, hızlı koş, vicdanından daha hızlı koşamazsın derler. Kızılderilerin sözü. Evet. Şimdi bu kurallarda birincisi ahlaklı olmakta. İkinci, sıradan insanları rahat bırakın, sıradan insanlara karışmayın. Üçüncüsü, yenilikçi fikirlere izin verin. Bakın su. Çamaşır yıkar. Arabayı soğutur. Elimizi yıkarız. Tüm tezi suyla yapar. Ama su kendisi sabit kaldığı zaman bozulur. Hiçbir şey. Hareket etmesi lazım. Onun için yeni fikirler kaçınılmazdır. Adım atmak gerekiyor. Onun için bir kişiyle tartışma önce, bak bizim ben felsefeyle, bilim felsefesiyle uğraşıyorum biliyorsunuz. Derecem de bilim felsefesinde. Bir kişinin yeni fikri açık mı değil mi? Yeni fikri açık değilse onun tartışmanın bir anlamı yok. Çünkü havana su dövmeye benzer. Yani çünkü tartışmanın sonu başında belli. Çünkü o kişi yeni fikri açık değil. Yani tartışmanın sonunda tekrar A noktasında olacak. Evet. A noktasından B noktasına gitmesi için ben yürümesi yanılabilirim demesi gerekiyor. Şimdi bakın dördüncü kural, vahşi kapitalizmden kaçının. Asimetrik zenginleşme. Asimetrik yani bir genç bir mühendisin 40 senede kazanacağı parayı bir emlakçı bir ayda kazanıyorsa, 3 ayda kazanıyorsa, 6 ayda kazanıyorsa bu adalet duygusunu zedeliyor, eşiğini zedeliyor ve insanlar bunu fark ediyor ve rahatsız oluyor. Onun için vahşi kapital yani asimetrik yani bir mesela bir emlakçı görüyorsunuz her tarafta gökdeleni var. Reklamlara çıkıyor, onu anlatıyor, şunu anlatıyor. Toplum bundan rahatsız oluyor. Hatta kapitalizmin olduğu ülkelerde de bu şeydi. Antikapital yasalar vardı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Microsoft'u böldüler. Antikapital yasaları yani sermayenin bu kadar birikemez diye. Microsoft'u böldü. Bazı şirketlerinden taviz verdi. Bazı şirketlerini parçaladı. Avrupa'da da vardı. Bir firma tekelleşemez. Tekelleştiği zaman onu parçalarlar. Müsaade etmezler. Çünkü toplumun temel dinamiklerine zarar verir. Tekelleşemez. Yani sadece bu marka olmaz. Mutlaka alternatif olması gerekiyor. Alternatif hem kaliteyi arttırır hem denge. Geçen programda denge safsası diyoruz ya dengede olması lazım. Peki siyasette alternatif çıktığı zaman evet. Mesela
Bundan 2 sene önceki seçimler yeni bir alternatif yarattı, bir koalisyon yarattı ama öyle bir şey oldu ki yeniden seçime gidildi. Yok, koalisyon görüşmeleri tıkandı, istikşafi görüşmeler dendi, tıkandı ve yeni bir seçim yapıldı. Sistem devam etti. Şimdi de İstanbul seçimleri yapıldı, bir Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandı, mazbatasını aldı fakat gerekçesiz bir gerekçeyle mazbatası elinden alındı. Yani alternatiflere de kapalı mıyız şu anda? Ben öyle düşünmüyorum. Tabii bu, ben anlıyorum, siz bir soru soruyorsunuz da yani benim fikrim, ben yani felsefi olarak ancak, çünkü ben siyaset uzmanı değilim. Hazreti Mevlana demiş ki bunca şey okuyorsunuz, ne biliyorsunuz? Demiş ki ben haddimi biliyorum. Ya yani ben siyaset uzmanı değilim ama benim kendi zekamın sınırları içinde, okuduğum felsefenin sınırları içinde şunu söyleyebilirim. Alternatifi görmezden gelebilirsiniz. Erteleyebilirsiniz ama durduramazsınız. Hı hı. Evet, fizik yasalarına aykırı. Yani termodinamik yasaları böyle. Yani siz yani değişimi... Şu an o zaman ben yani şöyle yorumlayayım. Sadece ertelersiniz. Aman yapam... Ya yani bu, bunu göstermek gerekir. Bakın bir uçak havalı piste pozisyonu alır, uçar, yükselir. Belli bir irtifaya ulaşır. Bir plato çizer, gider. Bir yerden sonra iner. Siz şimdi şöyle bir şey diyebilir misiniz? Bu uçak hep havada kalacak. Mümkün değil. Böyle bir uçak yok diyor. Ha, havada illa kaç dersin, yakıtı biter. Yakıtı bittikten sonra bu defa uçak düşer. Yani düşmekle inmek aynı şey değildir. Onun için bir uçak A noktasından yükselir, B noktasına gider ve B noktasına da iner. Dolayısıyla siyasette böyle bir bu sporda şu bayrak yarışı şeyler var maratonda. İşte bayrağı öteki sporcu verir. O da koşar, diğer sporcuya bayrağı verir. Bu bir bayrak yarışı gibidir. Mutlaka gençlere fırsat vermek gerekir. Yeni nesillere, yeni fikirlere. Çünkü dünya değişiyor. İnsanın algısı değişiyor. Dünya değişiyor. Bizim dışımızda da dünya değişiyor. Yani biz değişiyoruz, bir de dünya da değişiyor. Yani bizim dışımızda dinamikler de var. Dolayısıyla yeni fikire açık olmak gerekir. Şimdi burada 5. kural, barışı koruyun. Barış çok önemli. Çünkü barışçıl bir ortamda yeni fikirler üreyebilir. 6. kural, sadece gerekli kanunları inşa edin. Ne kadar çok fazla yasa varsa o kadar suç artar. Mesela şu anda Türkiye'de inşaatı devam eden bir sürü yeni hapishane var. Bu iyi bir şey değil yani. Hapishaneler kapatılması gerekiyor, azalması gerekirken arttırılıyor. Demek ki bir yerde bir hata yapıyoruz. Yani insanlara cezalandırmak değil, determinist olarak insanların sebep sonuç ilişkisini fark ediyor. Yani neden suç artıyor? Yani kadına şiddet neden artıyor? Yani bu kadına şiddet, tamam kadına sen şiddet uygula, biz sana en ağır ceza vereceğiz demek de oluyor mu? Yoksa kadına şiddet uygula zaman biz tüm velileri, tüm anne babaları alıp evde kız çocuğuyla erkek çocuğuna eşit bir şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Siz kalkıp kız çocuğuna abine çay getir, abinin bardağını al götür, şu abine şunu getir, onu götür dediğiniz zaman o kız zaten evin içinde ikinci sınıf olunca toplum içinde ikinci sınıf oluyor. Dolayısıyla politikacıların söylemi, politik dilin kadına karşı söylemi, davranışları, eylemleri ve toplumdaki kadının konumu çok önemli. Kadınların siyasete katılımını teşvik edilmesi gerekiyor. Bunun için üniversitedeki siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler bölümü mezunu kız çocukları siyasete aktif olarak entegrasyonu sağlanması gerekiyor. Ne kadar çok daha fazla kadınlar siyasete girerse kadın hakları konusunda toplum daha bilinçlenir. Bilinçlendiği zaman da toplum daha adil olur. En sonunda iyi yönetim, iyi insanlar gerektirir. Yani bu çok önemli. Evet, yöneticinin çok, şu ilk mesela Angela Merkel'i Türkiye getirin. İşte ne olur mesela? Şimdi mesela Angela Merkel'i biraz konuşalım mı? Olur. Biraz. Merkel veda etti siyasete. Evet. Başbakanken bıraktı. Evet. Ve bir kadına bıraktı. Dilersen biraz Merkel'i konuşalım. Angela Merkel. Konservatif bir partinin genel başkanı, evet, aynı zamanda. CDU. Almanya'da CDU'nun, tabii, Hristiyan CDU. Demokrat Partisi'nin genel, evet, başkanı. Ama dünyanın en güçlü kadınlarından birisiydi. Hala seviliyor. Aday olsa bir daha kazanır ama ben gidiyorum dedi. Ben doğarken başbakan olarak doğmadım dedi. Tabii. Şimdi ben oradan bir konuşmasından bir özet şey yapmıştım ama bakayım şurada ise onu göstereceğim size. Angela Merkel şöyle mesela bir özelliği var. Mesela giydiği ceket sırada bir marka.
Bakın burası çok önemli. Şimdi ben de çok burayı konuştuk şey kendisiyle. Ama. Evet, sıradan bir ceket. O ceketi... Bakın, o ceket 59 euroluk bir ceket. Evet. Şu an giydiği ceket 59. Yani herkesin giyebileceği bir ceket giyiyor. Bu şunu götürüyor. İstese, kendini ispatlamak için istese, kompleks içinde büyük, değil. En büyük markanın ya ceketi dünyanın, ona gelir. Bakın dünyanın en iyi arabalarını üreten, bizim politikacılar da biliyorsunuz en lüks arabalar biliyorlar. Evet. Hepsi Alman malı değil mi? Evet. Bir Almanlar sevmiyoruz ama bindiğimiz arabalar da hepsi Alman arabalar. Hiç sevmiyoruz. Tamam. Almanlara isyan ediyoruz bazen. Şimdi bir meydan okuyoruz. Tamam. Renault Oyak'tan alın binin. Yerli araba. %60'ı yerli. %65 yerli değil mi? Niye almıyoruz? Olmaz. Şimdi işte demek ki söylemle eylem çelişki içinde. Olmuyor. Bakın Merkel dünyanın en gelişmiş teknolojisini üreten 2-3 ülkeden birisi. Bazı konularda da Almanlar birinciler. Kimyada mesela adam birinci yani. Şimdi tüm deterjanlara bakın hepsinin altında Henkel. Kuşağı mesela. Değiştirelim. Şimdi ceketi 59 euroluk bir ceket. Yani bizim paramızda 59 euroluk bir ceket. Yani çok ucuz bir şey. Yani aslında ya, modacıya ben bunu diktirmiyorum. Sırada bekliyor. Evini biliyorsunuz. Cadde üzerinde, yol üzerinde. Evet. Ya kapıda iki tane tamam, iki tane koruma var. Ama ev kendi evi yani. Mahallenin içindeki evinde. Evet, orada öyle. Peki bizde nasıl tablo? Şimdi şöyle bir şey var. Orada niye böyle? Tam niyesi önemli. Niye tavuğu sıradan alıyor? Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Ben diyor başbakan doğmadım. Evet. Bir Alman çocuk yetiştirirken başbakan olsun diye yetiştirmiyor ki, astronot olsun diye yetiştirmiyor ki, iyi insan olsun diye yetiştiriyor. Kendi ayağının üzerinde dursun, iyi bir insan olsun. Önemli olan iyi bir insan olmak. İyi insan olduktan sonra, onurlu bir insan olduktan sonra kapıcı da olabilirsin, mühendis de olabilirsin, pilot da olabilirsin yani. Ne olursan o. Ama bir insan kendi özünde sıkıntı yaşıyorsa, kendi insan değerinde sıkıntı yaşıyorsa o zaman bir koltukla kendisine değerli kılmaya çalışıyor. Bir pozisyonla kendisine değerli kılmaya çalışıyor. Yani bir pozisyonla, bir koltukla, bir nesneyle, bir saatle, bir arabayla, bir binayla, bir cüzdanla bunlarla kendisini ispatlamaya çalışan birisi, nesnelerle kendisini ispatlamaya çalışan birisi öznesinde sorun yaşıyor. Yani özne yetersizdir. Yoksa siz gene Stanford Üniversitesi'ne gidelim, Harvard'a gidin. Bakın çünkü bölüm başkanı profesör, şort da geliyor, yazlık bir tane bir tişört giymiş, ayağında spor ayakkabı var ama dünya kadar da araştırma yapmış, bir sürü de kitabı var. Yani profesörlere bakıyorsun, Uppsala Üniversitesi'nde bisiklete geliyordu profesör. Bak dedik bir departman başkanı, yani biz şimdi bekliyoruz bir şey. Ben AstraZeneca ilaç fabrikasında fabrikanın müdürüne dedim ki, sizin bu arabanız eski dedim, yani station wagon eski bir araba, dünyanın en iyi arabasını üretiyorsunuz. Volvo'yu üretiyorsunuz. Niye bunun yeni modeli almıyorsunuz? Paranız da yetiyor. Ne dedim abi biliyor musun? Bu dedi çalışıyor dedi. Ya bizim hiç anlamadığımız bir şey. Yani biz mesela işte Almanları çok mesela bir şey. Almanlar kazandığın parasının %30'unu saklıyorlar. Tasarruf ediyor. Japonlar da tasarruf ediyor. Siz biliyorsunuz yaşadığı zamanda biliyorsunuz. İsveç'te de mesela bizde tasarruf yok. Çok düşük tasarruf yani. Şimdi Angela Merkel diyor ki Almanya'nın bırakırken siyaseti yaptığı konuşmadan Almanya'nın genç insanlar tarafından yönetilmeyi hak ettiğini evet. düşünüyorum diyor. Ben başbakan olarak doğmadım ki diyerek siyasete noktayı koydu. Evet. Gerçekten de hayallerimizdeki siyasetçi gibi değil mi? Angela Merkel tavuk alırken ve salatasını öderken kasanın kuyruğuna giriyor, öyle ödeme yapıyor. Evet. Koruma ordusuyla gezmiyor. Bizde 110-120 korumayla bir ülkeye gidiliyor. İngiltere'ye 120 korumayla gidiliyor. Bunun maliyetini düşünebiliyor musunuz bu topluma? Ayrıca özür diliyorum. Merkel Arjantin'de sanırım bir G20 toplantısı vardı. Bundan bir sene olmadı daha. Önce, geç kaldı tarifeli uçak. Geç kaldı. Arıza yaptı uçağı. Kendisi tarifeli uçakla gitti. Evet. Çünkü yedek ikinci uçağı yoktu. Yok. Bizde onun üzerinde bizde Cumhurbaşkanımızın onun üzerinde özel uçağı var. Almanya dünyanın en büyük ekonomik gücü, en büyük iktisat evet. gücü. Biz Almanya'yı beğenmiyoruz. İşte Almanya bu. Almanya'daki disiplin gerçekten de hem iş disiplini hem iş ahlakı. Evet. Ama şimdi bizim savunmamız şu. İtibardan tasarruf olmaz diye savunmamız bu. Heh. Bu yanlış. İtibar binayla olmaz. Hele kendi yapmadığımız uçak da hiç olmaz. Yani Boeing'le Amerikalı hava atılır mı? Boeing'i yapan zaten Amerika. Mercedes'i Alman hava hattını mı yani zaten adam yani bir Alman gibi düşünün de empati yapan. Yani bir Alman'ın arabası Alman'a işte itibar şeyi yapma. Bu anlamı yok yani bu doğru değil.
İtibar. Bir ülkenin itibarı. Evet, kısaca gösterelim o pasaportudur. Logolar görünmüyordur. Evet, burada da işte arkamızda görüyorsunuz. Böyle kalsın arkadaşlar. Bizim işte makam arabaları bunlar. Bakın. Almanya'nın 3 katı neredeyse. Almanya'dan çok güçlüyüz ya. Gayri safi milli hasılamız yüksek. Duran Cumhurbaşkanı da çıkmıştır. Evet, o Cumhurbaşkanı'na da gelelim. Bence... Yani biz, bakın ama bu var. Yani bu toplumdan demek çıkıyor. Çıkıyor. Yani Merkel gibi biz bu toplumdan çıkıyor. Önemli o insanları çoğaltmak. Yani bizde bu var. Yani bu özgüvenimizi yitirmememiz gerekiyor. Yani bu toplumdan... İşte bu. Evet. Kim bu Cumhurbaşkanı? Sayın evet. Ahmet Necdet Sezer. Bu ülkeden bir cumhurbaşkanı olarak o da geçti kırmızı ışıkta duran. Ben bir şey söyleyeyim. Orta Doğu'da birlikte... yoktur böyle bir şey. Bu fotoğrafı Orta Doğu'da, Orta Doğu'daki devlette de. Kibar, yani Orta Doğu'daki insanlar yani fenotip olarak da birbirine çok benzer değil mi? Yani işte mesela bir Azerbaycanlı ile bir İranlı ile bir Iraklı ile bir Türk'ü böyle yan yana koyduğun zaman esmerdir hepsi. İşte yani. O da yine bu ülkeden cumhurbaşkanlığı yaptı, önemli hizmetlerde bulundu. Ve Sezer şu anda kuyrukta bekliyor değil mi arkadaşlar? Evet, tam ekran verelim. Düğünün faturalarını ödedi. Hastane kuyruğu. Hayır, düğünün faturalarını ödedi. Biliyorsun. İşte market kuyruğu. İşte bu ülke bu tür... Kendi oğlunun düğünündeki faturaları biliyorsunuz kendine evet. Hesaplayın dedi. Evet. Ben olan parasını ödeyeceğim. Ve öyle dedi. İşte market kuyruğunda beklerken bir daha verelim arkadaşlar o görüntüyü. Yani bu aslında İsveç'te, Almanya'da sıradan bir olay. Ama Sayın Sezer de gerçekten de böyle birisiydi. Ben yani bir poz vermek için iyi bir şey, çok güzel bir şeydi. Ben yani bu topluma böyle bir insan çıkabiliyor. Yani Türkiye'de bir potansiyel var. Yani Türkiye'de Alman olur, İsveç olur. Evet. Daha da iyi olur. Hı hı. Yani buradan mesela Sezer'den Olof Palme'ye geçelim istersen. Evet, Ahmet Necdet Sezer'den. Bakın Olof Palme. İsveç'te yaşadığı için orayı en iyi anlatır. Tabii, işte Sezer'in görüntüsü de saygılarımızı Palme. İletiyoruz Sayın Sezer'e biliyorsun, buradan. Tabii saygılar. Şimdi Olof Palme tabii biliyorsunuz talihsiz bir şekilde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Koruması falan yoktu sokakta. Olof Palme bu sosyal demokrasinin İsveç'te tesisinde inanılmaz önemli bir karakterdi. Olof Palme'nin hayatına baktığınızda, mücadelesine baktığınızda, İsveç'teki insanlarla ilişkisine baktığınızda inanılmaz önemli şeyler var. Ve bu arada da çok önemli bir şey söyleyeceğim. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi 70'li yıllarda Olof Palme'nin doktrinlerini, İsveç'teki bu sosyal devletin dinamitlerini İsveççe'den Türkçe çevirmiş, yayınlanmış bir siyasi parti. Yani Türkiye'de İsveç'i takip edip oradaki nasıl bir akıl yürütme var, oradaki diyalektik nasıldır, oradaki dinamikleri nasıl Türkiye'ye getirebiliriz diye düşünen mücadelenin insanlar olmuştur. Yani görmezden gelmemiş, bunları fark eden insanlar da var ama tabii bunları kalıcı hale getirmek gerekiyor o dinamikleri. Bakın Olof Palme'ye bir röportajı diyorlar ki siz İsveç'e demokrasiyi getirebildiniz mi? Tam olarak diyor getiremedim diyor. Niye diyorlar? İsveç'e. İsveç'e bir de. Niye? Diyor ki i̇şte siz şöyle düşünün Olof diyor. Palme. Evet. İki kişi otobüs durağında bekliyor. Bir otobüs geliyor. Otobüste bir tane boş koltuk var. Diğer tüm koltuk da dolu. Öndeki önce biniyor. İkinci de sonra biniyor. Öndeki binen de koltuğa oturuyor. Tamam. Diyorlar ki bu da sorun ne? Sorun diyor şu. Yolun yarısını önde binen, yolun yarısını da sona binen oturması gerekiyor. Yani önde binen yolun ortasında kalkıp ben yarısını oturdum, yarısında siz lütfen oturun demesi gerekiyor. Demokrasi bu demek. Paylaşım demektir. Ben önde geldim, onun için hep ben oturacağım demek değildir. Ha, bu mesela inanılmaz ince bir şey. Yani o kadar ince düşünmüş. Ya da mesela Olof Palme, biliyorsunuz bu Volvo, emniyet kemerini icat eden Volvo, bu emniyet kemerini patentini tüm ülkeye dağıtıyor ücretsiz olarak. Tüm arabaları diyor ki alın bunu kullan diye. Hı hı. Şimdi 70 yılların başında bir radyo programında Olof Palme diyor ki arabanın içinde beklerken yani bankanın önünde arabanın içinde bekliyorsun. Yine emniyet kemerini takmanız lazım. İsveç'te isyan ediyorlar. Bir sürü itiraz. Yani arabanın içinde hareket halinde değilken niye emniyet kemeri takalım? Olof Palme diyor ki geçen sene 16 kişi arabanın içinde beklerken arkadan bir araba vurmuş. Kazada kafa travması geçmiş, hayatını kaybetmiş. Bu uygulama bir kişi kurtarsa değmez mi? Açıklama yapıyor. Anlıyoruz ki yani Olof Palme İsveç'teki yaşayan o
4-5 milyon, o zaman 4-5 milyondu, şimdi 8 milyondu nüfusu, 8,5 milyon. O 4-5 milyon İsviçre'yi tek tek düşünüyor, tek tek düşünüyor. Ve arabasıyla, eviyle, yaşam tarzıyla, konuşmasıyla. Ama eğer bana soruyorsanız, bir fast food olarak ne görüyorsunuz? Olof Palme'de, Merkel'de, hatta bu tarz Avrupa'daki... Hollanda'daki başbakanı var işte arkadaşlar, o görüntüyü hazırlayabilir. Hepsinin ortak nokta şu, abartı yok. Abartı yok. Gündelik hayatın bir parçası. Zaten toplumdan kopmadığı için bittiği zaman da aynı yerde. Yani toplum, evet, toplumun içinde... Evet, şey, işte görüyorsunuz bu Hollanda işte, başbakanı. Yani şimdi bu genellikle şöyle diyor, bunlar reklamdır, reklam çekimler falan, doğru değildir. Zaten çünkü, böyle. Zaten böyle. Siz de ben git yani gördüm. Şimdi mesela milletvekili bisiklete geçiyor. Diyor ki bu milletvekili, görüyorsunuz bisiklete geçtiğini. Yani o benim orada kim olduğumu bilmiyor. Yani bu o günde kağıt içinde bu. Maalesef böyle bir propaganda var. Bunlar reklamdır. Bunlar reklam çekimlerdi. Gerçek değildi. Böyle bir şey yok. Hollanda biliyorsunuz başbakanı kahvesini yere döktü. Paspası getirdiler. Kendisi paspası yaptı. Şimdi bizde tabii siyaset... Bu insanı yetiştirirken kendi işini... Kendisi yapacak şekilde çocuk yetişiyorlar. Bakın Stockholm'da ben kendi gözümle gördüm. Çocuk yere düştü, annesi kaldırmadı. Gördü. Görmezden gelmedi. Farkındalık yüksek ama kaldırmadı. Niye kaldırmadı? Kendisi kalkacak dedi o çocuk. Yoksa hayat boyunca hep arkasında birisini bekler. Bizde ne oluyor? Çocuğu hem kaldırıyoruz hem yeri dövüyoruz, masayı dövüyoruz. Yer kötü diyoruz, masa kötü diyoruz. Ne oluyor? O çocuk bir defa... İşte geldi o görüntü. Kendisi döküyor. Kendisi döküyor, evet, bu Hollanda'nın başbakanı. Tabii orada hep kameralar bundan ses açıyor. Evet. İşte bakın bu görüntü çok şey anlatıyor aslında. Bakın kimse de paspası elinden almıyor. Evet. Çünkü herkes işini kendisi yapar. Evet. Yani şimdi buraya tabii Tony Blair'in bir ara metroda görüntüsü vardı. Şu sporcular çok mesela, ünlü sporcuların mesela bakıyorsunuz metroda ayakta gidiyor ya da bu... Evet geliyor şey. Şimdi arkadaşlar hazır mı Tony Blair'in? Ve sonra Iniesta'nın görüntüsü. İşte İngiltere'yi bir dönem yöneten çok güçlü, dünyanın güçlü başbakanlarından birisiydi. İşte bakın metroda kitap okuyarak yolculuk yapıyor. İşte bu görüntü. Hayır, diğer yolcuların da yüz ifadeleri çok önemli. Yani onlar da bunu doğal karşılıyor. Bu da Iniesta. Şimdi burada biraz durabilir miyiz? Şimdi bu Iniesta dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Yani son yazdığım kitapta Efsane Değilim İnsanım kitabının da kapağındaydı bir ara. Şimdiki yeni baskıda yok ama Iniesta bu şu anda Kobe'de oynuyor. Japonya'da oynuyor. Barcelona'da dünyanın gelmiş geçmiş en büyük başarılarını elde etti. 38 kupa kaldırdı. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, La Liga, Copa del Rey hepsini kaldırdı havaya. Iniesta bu. İnanın onunla yaptığım röportajda demişti ki istesem yani özel uçaklar 2 tane 3 tane alabilirim. Satın alabilecek gücü de var. Ama işte burada gidiyor... Metroda da gidebilirim mesajı veriyor. Niye böyle bir fotoğraf çektirmiştin demiştim, sormuştum röportajda. Yani herkesin dünyasına dokunabilmek için yani özel otomobillerimle var, garajımda var, çok lüks arabalar var ama hiçbir tanesini izleyiciler görmez, taraftarlarım görmez. Evet, Barcelona'daki antrenmanına da Iniesta çok alt tabakadan bir arabayla gelmişti. O zaman görmüştüm. Diğer futbolcuların hepsi lüks otomobillerle çıkmıştı. O böyle birisi işte. Bence aldığı eğitimle ilgili önce kaybetmeyi öğrenmişti. Bence bu da herhalde ahlak kategorisine giriyor, değil mi? Tabii, kesinlikle. Yani bir insanın kendisiyle barışık olması ve doğal olması, içten olması bu çok çok önemli şeydi. Bu politikacı için önemli ama tabii ki politikacılar göz önünde olduğu için daha önemli. Yani sporcular da rol model. Biliyorsunuz sporcular da rol model. Mesela bir sporcu bağış yapıyor. Birçok insan ona örnek alarak gidip bağış yapıyor. Onun için sporcular şiddete bulaştığı zaman ya da ahlaki olmayan davranışları zaman toplumun tepkisi ağır oluyor. Çünkü o rol model olduğu için o rol modelden hep iyi şeyler bekliyor. Onun için siyasetle uğraşan, toplumun gözü önünde olan ve kendisini idealize etme merakı olan ya da kendisini ideal olarak gören, mesleki olarak ideal olarak ya da farklı alanda sürekli bir kendisini ideal olarak lanse etmek isteyen kişiler davranışlarına çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve
Bunun en güzel hali doğal halidir. Yani dürüstlüğün müsamenesi olmaz. Yani dürüst olursun. Evet. Yani böyle göstermelik dürüstlük olmaz. Yani bu hani Atatürk diyor ya, geçici sporcu, olarak dürüstüm diye bir şey yok. Sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. Biraz önce şeyden bahsettiniz, savurganlıktan bahsettiniz. Evet. Müthiş bir savurganlık var. Şimdi Turizm Bakanı'nın eşi bir fotoğraf paylaştı Instagram'da. O fotoğrafı arkadaşlarımız şimdi getirecekler. Bunu da siyaset bilim açısından değerlendirmeliyiz. Çünkü topluma örnek oluyor. İşte şu fotoğraf şu an ekranda ve 100 dolar... Bir kişi elini öpüyor. 600 lira öpüne ediyor. 600 TL yapıyor. Para yani. İyi para değil mi? İyi bir harçlık. Peki bunu siyaset felsefesinde nereye oturtabiliriz? Şimdi, baktığımız zaman bir siyasetçinin eşi sorumluluk sahibi olan birisi. Ben Turizm Bakanı bilmiyorum galiba. Turizm Bakanı ama parti dışından galiba. Yani parti dışından seçmiş birisidir. Şimdi... Teknokrat. Tabii teknokrat. Ya bu şimdi ama pozu veren hanımefendi şey olarak düşünmüştü. Yani bu bir turizme bir katkısı olur ya da bu bir sempatik bir şeyle yapmış. Yani bunu böyle etraflıca düşünmeden yapılmış bir şeydi. Sempatik günü. Bu tip pozlar herkes veriyor yani. Bir gün sosyal medyada da bakıyorsun. İnsanlar böyle şeyler veriyor. Ama bu sıradan birisi ancak, değil. Ancak eğer siz sıradan birisi değilseniz yani bir pozisyondaysanız o zaman durum değişiyor. Şimdi öngörülebilir davranışlar ve öngörülemez davranışlar çok önemli bir şeydir. Yani bir şey yaparken öngörülemez sonuçları neler olabilir diye. O zaman da bu hep risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesi diyoruz ya. Futbol takımları da hep böyledi. Mesela önceden nasıl riskler var? Biz maçı kaybedesek ne olur? Yani en kötü şeyi düşünün. Buradaki risk değerlendirmesi de sanıyorum ki şeyi ıskalamışlar. Yani bu fotoğrafın nasıl toplumda tepki yaratacağını şey yapmışlar ve maalesef de olumsuz bir şey oldu. Çünkü bizim yani toplum sonuçta şu anda biraz hassas bir dönemden geçiyor ve çok küçük şeyleri çok büyük tepkile verebiliyor. Büyük şeyleri görmezden gelebiliyor. Dolayısıyla toplumun şu andaki psikolojik dinginlik hali seçimlerden çok yoruldu toplum. Sürekli yani biz... O kadar uzun bir seçim de olmadı değil mi? Önümüzdeki 5 sene hiçbir seçim olmayacak dedikten bir ay sonra tekrar seçime giriyoruz. Yani çok zor, çok... Ve Türkiye'nin yani bir şey söyleyeyim. Bakın siz yayın yönetmenisiniz biliyorsunuz. Şu anda televizyonlarda sadece bu İstanbul seçimi milyar dolarlar harcanıyor. Yani bu elektrikler, bu insanlar, konuşmalar saatlerce insanlar karar veremiyor. Ev alacak ev alamıyor, ev satacak ev satamıyor, yatırım yapacak yurt dışından para gelecek gelmiyor, gitmiyor. Ne? Çünkü belirsizlik var yani bu seçimin sonucunda ne olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak? Her defasında daha iyi olacak dedikleri için her defasında daha kötü oluyor. Ben bazen diyorum ki birisi bana daha iyi olacak dediğinde ben daha iyi istemiyorum, sadece iyi istiyorum. Daha iyi istemiyorum, yani daha bölümünü istemiyorum, sadece iyi olsun yeter. Mevcut şeye de şükür olsun yani. Önümüzdeki şeyi istiyorum, daha fazlasını istemiyorum. Çünkü bu ütopyalar hep disütopyaya dönüşüyor. Onun için sürekli bir savurganlık, sürekli bir vaatlerde olmayacak şeyle vermek değil. Mesela biz işte dünya 5'ten büyüktür. Biz 6 değiliz. 7 de değiliz. 7,5 hiç değiliz. 8 değiliz. O sırada biz yokuz. Neden? Çünkü dünyadaki hiçbir problem için aday değiliz. Ya bugün Mars'a bir tane modül inecekse, Mars'a, bunu kim, yani oturup dünyadaki bilim insanı düşünürken bunu kimle yaparız? Derler ki bu tabii önce Ruslar da yapar. Çünkü bu adamlar uzaya ilk önce çıkan bunlar. Yuri Gagarin'le bunlar çıkmış. Evet, NASA var, tamam. Avrupa Uzay Merkezi var Fransa'da. Evet, çünkü onlar da gönderiyor. Ama Hintliler de uzaya çıkıyor, Çinli de çıkıyor. Şunun radarını Çinli yapsın, şurasını şu yapsın, şurasını bu yapsın derler. Biz yokuz o takımda. Ya da elektronikte transistör icat edilirken biz yokuz. Kapasitör icat edilirken yokuz. Yazılımla yazırken biz yokuz. Biz bu çağın teknolojinin icadında yokuz. Iskalamışız. Araba bile üretmemişiz. Bugün milli araba yapacağız diyorlar. Bakın televizyonda diyor ki yerli araba milli araba farkını konuşalım diyor. Milli araba diyor parçalarını dışarıda yapıp getirirseniz milli araba olur. Parçalarını burada yapıp birleşirseniz yerli olur. Ya bu kelime oyunu bunlar. Milli Arapça, yerli Türkçe. Aynı sözcük. Yani parça dışarıda üretip orada burada üretmek değil.
bir arabanın tasarımı, parçası, teknolojisi, her şeyi burada yapmak gerekiyor. O zaman o bizim arabamız olur. Motorunu Almanya'dan alacaksınız. Yok kaportasını başka yerden, o milli araba olmuyor. Bir arabanın yerli olması için önce o arabanın makine mühendisleri yerli olması gerekiyor. Yani o onu yapacak mühendisin kafası yerli olması gerekiyor. O mühendis bu toplumun sosyolojisine göre yapması gerekiyor. Mesela nedir Türkiye'nin sosyolojisi? Türkiye'deki yollar tozludur. Demek ki farları güçlü olacak. Hı. Türkiye'de bagajlar büyüktür. Çünkü insanlar çok şey taşır. Yani gider memleketinden o zeytin alır, peynir alır, lavaş alır, ekmek alır. Hayır, buradan Almanya'ya da götürüyor. Tabii götür. Ya oradan da buraya getir. Ha, ben bir şey söyleyeyim. Almanya'da uçak çok ucuz biliyorsun. 20 euro, 30 euroya gidebiliyorsun. Sırf arabaya göstermek için oradan buraya kadar arabayla gelen var yani. O kadar yol geliyor. Yani mahallede gözünde baba adam araba almış. Ama o da şey bir farklı ya, bir duygu. Kötü bir şey değil yani tabii. Ama yani şeyi o arabanın bagajları büyük olması gerekiyor. Evet. Bizim sosyolojimize uygun araba. Kesinlikle. Tamam. Şimdi birinci bölümü bitiriyoruz. Çok önemli bir sözle bitirdi Mianji. Biraz önce dedi ki dünya büyük bir takım kuruyor dünya meselelerini çözmek için. O takımda biz yokuz. Gerçekten de biz 7 aydır, 8 aydır bitiremediğimiz bir seçimle uğraşıyoruz hala. İnanın şöyle baktığınız zaman insanın aklı tutuluyor. İstanbul seçimini biz bitiremedik. Dünyanın sorunlarını çözmek için çabalıyor ve bizim önümüze tekrar sandık geliyor. İstanbullular tekrar sandığa gidiyorlar. Lütfen soru ve görüşlerinize arada da devam edin. Ben ikinci bölümde o sorularınızı Sayın Mianji'ye soracağım. Siyaset kültürüne kısa bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız.